Merhaba efendim, hoş geldiniz tekrar. Evet, daha önce de belirttiğim gibi Java programlama dili video serileri başlıyor. Evet, yalnız başlamadan önce şunu belirteyim ki kendim aldığım eğitim itibariyle kimyagerim. Kimya eğitimi aldım. Herhangi bir bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği alanında bir eğitimim yok. Ancak ileride mobil uygulama geliştirmek adına öncelikli olarak bir Java kodlamayı öğrenmeyi kafaya koydum. Ya bu sefer aslında bu içerikler senin için değil, kendim için olacak. Ama istedim ki belki öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, gelecekte mobil uygulama geliştirmek isteyen arkadaşlarımız, belki de satış ortaklığı işini, affiliate marketing işini mobil uygulamaya dönüştürmek isteyen arkadaşlarımız için bir fırsat olur, bir başlangıç vesilesi olur. Tabii bunun için de öncelikli olarak Java öğrenmek gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar Java öğrenmeye başlıyorum. Umarım senin için de eğlenceli, keyifli ve biraz olsun öğretici bir video olur. Daha doğrusu kimseye bir şey öğretmek gibi bir niyetim yok. Çünkü önce kendimi öğrenmem gerekiyor. Ama yine de en azından beraber çalışmış oluruz. Beraber örnek kodlar çözümleriz. Bir şeyler yaparız yani. Bir şekilde başlayacağız nasıl olsa. Daha fazla geciktirmenin bir anlamı yoktu. Artık yavaş yavaş başlayalım. Muhtemelen bundan sonraki Java içeriklerinde bu videoyu tekrar tekrar izliyor olacaksın. Her defasında bir bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi veya bilgisayar programcılığı eğitimi almadığımı hatırlatarak işe koyulmakta yarar var. Beklentileri yüksek tutmak istemem çünkü. Evet, öyleyse lafı fazla uzatmadan başlayalım. Evet, Java video serisinin ilk videosundasın. Evet, bu içeriğimizde şöyle fazla sözü uzatmadan, videoyu da uzatmadan neden Java olduğunu kısaca açıklayayım. Her ne kadar girişte bir önceki videoda açıklamış olsam da yine de kısaca açıklamak istiyorum tekrar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilk önce yazılımla alakalı içeriğim App Inventor ile alakalıydı. Ki App Inventor video serisini şuraya bırakacağım listesini. Eğer göz atmak istersen ona da bakabilirsin. Ancak App Inventor'da şöyle bir sorun var. Android Studio'nun, daha doğrusu Android sisteminin özelliklerinden tam anlamıyla yararlanamıyordum. Şimdi yararlanamadığımı görünce dedim ne yapalım? O zaman Android Studio'da kod geliştirelim. Android Studio'da ise arkadaşlar kodlama yapabilmeniz için temelde Java veya Kotlin veya C, C++ gibi dilleri öğrenmek gerekiyor. Bu dilleri destekliyor. Elbette bunun dışında Python'la da mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Bunun için bildiğim kadarıyla Kiwi kütüphanesi mevcuttu. Ancak şu anda en çok kaynak Java ile alakalı olduğu için Java platformu önceden beri mobil uygulama geliştirmek açısından kullanıldığı için tabii ki hem daha fazla kaynak var hem daha fazla kütüphane var. Java kütüphanesi var. Bu yüzden arkadaşlar Java daha uygun olduğunu düşündüm mobil uygulama geliştirmek adına. Bu birincisi. İkincisi, şimdi Java'nın kendi sayfasına gittiğiniz zaman, ki şu anda ekranda görüyorsunuz, tabii ki Java'nın kullanımı için kullanılması için birçok sebep var. Bu sebeplerden temel olanı hızlı olması, pratik olması, nesne tabanlı olması gibi birçok unsur var ki bunu zaten size göstereceğim, yararlanacağım kaynakları gösterdiğimde burada daha detaylı bir şekilde neler yapabileceğinizi de görmüş olacaksınız. Peki ben Java öğrenirken nereden yararlanacağım? Hangi kaynakları kullanacağım? Elbette arkadaşlar, faydalanacağınız kaynaklar arasında şu an benim yaptığım gibi YouTube videolarından yararlanabilirsin. Udemy'de eğitim alabilirsin. Veya kendin doğrudan işin özünden, yani işin mutfağında öğrenmek istiyorsan bunun için Java'nın tutorialını kullanabilirsin. Ki şu an görüyorsun, bu tutoriala docs.oracle.com üzerinden erişebiliyorsun. Tabii ki birazcık İngilizce dili gerektirecek ama çeviri yapıyorsun artık. O kadar çok fazla bir İngilizce de gerektirmiyor. Hani çok büyük problem yaşamazsın ama dediğim gibi burada kod örneklerini de çözümleyerek en azından bir başlangıç yapmanı sağlarız. Bu bir.
İkincisi, evet, YouTube videolarından da araştırarak bunu izleyebilirsin ama bunlar arkadaşlar genellikle parça parça oluyor. Yani belirli bir sırada eğer izlemezsen o içerikleri, bir yerden bir işin ortasını, işin kenarını, sağını solunu öğreneceksin ve sürekli dönüp duracaksın, tamam mı? Ve ne olup ne bittiğine karar, bir türlü anlam veremeyeceksin ne olup ne bittiğine dair. Çünkü ben de ilk önce Python'la programlama dilini öğrenmeye çalışırken böyle bir sıkıntı yaşadım. YouTube videolarına bakıyorum, blog sitelerini okuyorum. Ancak tabii ki bir şeyi öğrenmek istiyorsan en iyisi onun merkezine gitmek. Sana bu Java programlama dilini yine en iyi öğretecek olan Java'nın kendi platformu. Bu yüzden yine ben burada çeşitli kod örnekleri yapsam da ya da sen farklı kaynaklardan yararlanıyor olsan da yine bu platforma dönüp sistemin nasıl çalıştığına dair, kütüphanelerine dair, kütüphanelerdeki kodlara dair bilgiler alabilirsin. Bu bir. YouTube ve blog kısımları böyleydi. Şimdi gelelim kurs kısmına. Arkadaşlar, eğer ki bir mobil uygulama geliştirmek ya da bir programlama dilini öğrenmek istiyorsan sanıyorum kurslara bel bağlamak birazcık sıkıntılı. Elbette kurslardan da yararlanabilirsin. En azından bu platformların dışında çeşitli içerikler gösteren kurslara da kullanabilirsin ki bu kurslardan en çok yararlanma şansın bir. Bu kurslarda arkadaşlar genellikle pazarlamayı öğretiyorsa tercih edilmeli. Eğer bir kurs üzerinden Java veya herhangi bir programlama dilini öğreniyorsan bu yapılan yazılımı nasıl pazarlayacağını öğreten, reklamlarını nasıl yapacağını öğreten kursları tercih etmenizde yarar var. Aksi takdirde kurslar şu şekilde ilerliyor. Genellikle bir kodlama yapıyor, kodlamayı öğretiyor sadece. Arkadaşlar, kodlamayı öğrenmek istiyorsanız zaten bu tutoriallardan öğrenebilirsiniz ki o eğitimleri aldığınız zaman da bu tutorialları takip ettiklerini göreceksiniz. Bu bir. İkincisi, eğer ki eğitim aldıktan sonra dur benim aklımda şöyle bir yazılım yapmak var, en iyisi bir eğitim alayım da bu yazılımı gerçeğe dönüştüreyim diyorsanız bu da imkansız olacak. Çünkü oradaki eğitmenler o kursu programlarlarken bir eğitim programı çıkarırlarken kendi akıllarında hani şöyle bir kurs oluşturayım, şöyle bir yazılım yapayım da insanlara bu şekilde öğreteyim diye düşüncesiyle kurs oluşturdukları için genellikle belli başlı kütüphaneleri kullanacaklar. Yani kütüphanelerin tamamını kullanmayacaklar. Oysa senin aklından geçen uygulamayı yapabilmen için belki de Java'nın farklı kütüphanelerinden yararlanman gerekeceği için bazen aldığınız kurslar size doğrudan aklınızda olan, hayalinizde olan programı yazdırmayabilir. Yani bir kurs satın alırken sadece aklınızda olan şeyi yapmak için, hedefe ulaşmak için bu bir kurs almayı göz önünde bulundurmayın bence. Çünkü bu dediğim gibi sizin için birazcık zor olacak. Neyse, ben şimdi tutoriale dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm öğrenmem gereken şeyleri bu tutorial'lar üzerinden öğreneceğim. docs.oracle.com üzerinden bu tutorial'a ulaşıp böyle getting started diyerek başlangıç noktasından itibaren başlayacak ve tek tek kodlama yapmaya başlayacağız. Tabii ki hangi IDE'leri kullanacağımız yine Java tarafından tanımlanıyor, gösteriliyor. Şimdi bunu da bir sonraki içeriğe bırakalım. Java'yı kodlamak için hangi derleyiciyi kullanacağız ve bunu nasıl kuracağız? Bunu da bir sonraki videoda inceleyelim. Benim için de bir başlangıç olmuş olsun. Senin için de bir başlangıç olmuş olsun. Herkesiniz için de hayırlısı olsun. Evet, bu şekilde bitirelim. Bir sonraki içerikte geliştirmek adına ne tür bir çevre kuracağız? Ne tür bir IDE kuracağız? Bunlardan bahsedeceğim. O da muhtemelen bunun gibi kısa bir içerik olacak. Sıkmadan, yormadan yavaş yavaş başlayalım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.